Mustafa Kemal Atatürk, modern, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bu topraklarda yaşayan herkesin hayatını borçlu olduğu, yaşamını halkına adamış ve ömrünü bu yolda heba etmiş tek insan, bir diğer deyişle Türklerin babası. Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri birçok insan Mustafa Kemal Atatürk'ü dolaylı veya doğrudan birçok defa hedef aldı. Paşa'nın vefatının üzerinden neredeyse 100 yıl geçmesine rağmen hala almaya devam ediyor. Ey Kemalistler! Siz zaten bizim Rabbimize tapacak değilsiniz. Sizin Rabbiniz başka. Biz de sizin ulu önder dediğinize önder demeyeceğiz. Ve Türkiye'ye de bir türkü de çizerlerse fesli çizerler. Mustafa Kemal'in silindir şapkası Türk'ü temsil etmez. Gavuru ve gavurluğu temsil eder. Onda var. Son yıllarda gittikçe göze çarpan Mustafa Kemal Atatürk karşıtlığı genellikle tek bir eksen etrafında merkezleniyor. Mustafa Kemal Atatürk dinsizdi. Şeriatla yönetilen Osmanlı Devleti'nin ardından Mustafa Kemal tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde laikliğin anayasaya eklenmesi ve kanunla koruma altına alınması bu iddiaların temelini oluşturan bir neden olarak ön plana çıkıyor. Peki gerçekten Mustafa Kemal Atatürk dinsiz miydi? Laikliği dine karşı olduğu için mi getirdi? Gelin hep beraber yaşananlara bir göz atalım. Milli mücadele yıllarında işgal kuvvetleriyle mücadelenin yanı sıra gericilerle de mücadele etmek zorunda kalan Mustafa Kemal Atatürk, henüz İstiklal Harbi'nin başında Hacı Hoca sıfatlı insanların din kisvesi altında halkı yanlış yönlendirdiğine, akılcılık ve bilimsellikten uzak bir şekilde kitleleri peşinden sürükleyebildiğine birçok defa şahit oldu. Bunun sürdürülebilir olmadığını bilen Atatürk bu konu hakkında şöyle söyledi. Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. Gericilere asla fırsat vermeyeceğiz. Liyakatsiz insanların dini sebeplerle yönetimde etkili olmasını istemeyen Mustafa Kemal Atatürk, bu nedenden ötürü laikliği yeni kurulan cumhuriyetin anayasasına ekleyerek kanunla koruma altına aldı. Laikliğin yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması demek olmadığını belirten Mustafa Kemal, laikliğin aynı zamanda tüm yurttaşların vicdan ve ibadet özgürlüğü olduğunu, laikliğin her dinden insanın inancını koruma altına aldığını her fırsatta dile getirdi. Laikliğin asla dinsizlik demek olmadığının altını çizen Mustafa Kemal Atatürk, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için de gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin ettiğini söyledi. Laikliği dinsizlikle karıştırmak isteyen insanların ise ilerleme ve canlılığın düşmanı olduğunu ve gözlerinden perde kalkmamış birer Doğu kavmi fanatikleri olduğunu vurguladı. Bir meclis konuşmasında milletvekillerine ve Türk halkına seslenen Mustafa Kemal Atatürk, "Efendiler, İyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru, en hakiki tarikat, medeniyet tarikatıdır," dedi. En önemli karakteristik özelliklerinden birisi ileri görüşlülüğü olan Mustafa Kemal Atatürk, vefatından tam 78 yıl sonra 15 Temmuz 2016 tarihinde bir kez daha haklı çıkacaktı. Ama o zaten 5 Şubat 1937'de bunu öngördüğü için laikliği anayasaya koymuş ve yine dini duygular sömürülerek kaldırılmasını engellemek için ise 4. maddeyle koruma altına almıştı. Değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Peki tüm bunların dışında Mustafa Kemal Atatürk'ün kişisel olarak dine bakış açısı, dini inancı neydi? Gerçekten söylenildiği gibi dinsiz miydi yoksa Müslüman mıydı? Kendisi hakkında resmi kaynaklarda ve bu kaynaklara atıfta bulunarak yazılan birçok kitapta Mustafa Kemal Atatürk'ün Müslüman olduğu vurgulanmaktadır. Özellikle Çankaya Köşkü'nün kütüphanecisi olan ve Paşa'nın çok yakınında bulunan birkaç şanslı insandan birisi olan Nuri Ulus'un oğlu Mustafa Kemal Ulus'u, Atatürk ile olan anılarını kaleme aldığı Atatürk'ün Yanı Başında isimli kitabında Atatürk'ün sık sık Hafız Yaşar'ı çağırtarak kendisinden Kur'an-ı Kerim'i dinlediğini, çoğu zaman ise gözyaşlarına hakim olamadığını belirtiyor. Kişisel kütüphanesinde 10 binden fazla kitap bulunduran Mustafa Kemal Atatürk'ün, İslam tarihi ve Hazreti Muhammed hakkında birçok kitap okuduğu bilinirken, dost sohbetlerinde ise Hazreti Muhammed'e olan hayranlığını belirttiği de resmi kaynaklarda yer alıyor. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bir cuma günü dualarla açan Mustafa Kemal Atatürk, Elmalılı Hamdi Yazar'a Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme ettirerek İslam dininin Türkiye'de daha iyi anlaşılmasına da vesile olmuştur.
Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Mustafa Kemal Atatürk'ün laik, akılcılığı ve bilimselliği elden bırakmayan, sahte dindarlara ve dini kullanarak memlekette iktidarı ele geçirmek isteyen insanlara tahammülü olmayan bir dindar olduğunu söylemek pek tabii ki mümkündür. Allah gani gani rahmet eylesin ve mekanını cennet etsin.